Son zamanlarda artan hadiseler matbuatta geniş yer işgal ediyor. Sana bir vazife veriyorum. Senden beklediğim temkinli ve zekice harekettir. Senelerin dış görünüşü bir de dipte yatan nedenleri vardır. Adi sabıka hatası gibi görünen bu olaylar daha büyük meseleye bağlanır. Tesadüfi görünen vakaları muhakeme zincirine vurduğumuz zaman başka hakikatlere ulaşacağız. Bir sebeple mi hareket ediliyor yoksa? Kuvvetli muhtemel, mesela şu yeni hadisiyi ele alalım. Bir adam öldürüldü, kim bu? Antepli Nuri'nin kardeşi. Öldüren kim? Kemal diye biri. Sebep ufak bir meyhane münakaşası. Öldüren tamamen nefsi müdafaa halindeki Kemal. Sonra Nuri, Kemal'i öldürmek istiyor. Neden? Bu nedenleri çözerek neticeye ulaşacağız. Anlıyorum efendim, anlıyorum. Bu münferit vakaları kurcaladıkça Nuri ile bir alaka bulunuyor. Onun için bu adamı iyi takip et. Tanır mısın? Şahsen tanırım efendim. Kanaatime göre Nuri gene Kemal'e hücum edecek ve ondan intikam almak isteyecektir. Nuri'yi iyi takip et, mutlaka bir yerde falso vereceklerdir. Komam, komam bunu onun yanına. Abi, hemen alalım kardeşimizin intikamını. Alacağız tabi. Hem de ona kan kusturarak. Yoksa hem İstanbul'a, hem Antep'e rezil oluruz. Yeter! Yeter! Yeter artık! Ne biçim insansınız siz? Ölüm saçan canavar ruhlu! Yetmedi mi bu kadar kan? Yetmedi mi bu kadar gözyaşı? Kan bizden, gözyaşı bedeli de bizden. Ödetmez miyiz, almaz mıyız intikamımızı? Elinizi kana bulayıp da ne yapacaksınız? Ne kazanacaksınız? Geri mi getireceksiniz oğlumu? İntikam, intikam diyorsunuz ama niye? Neden? Mezarda yatan kardeşimizdi bizim. Benim de oğlum! Sizlerden fazla yanar ciğerim. Öyleyse niye koruyorsun oğlunun katilini? Niye bağlamak istiyorsun elimizi kolumuzu? Korumuyorum ben onu. Ama o da bir insan. Can taşıyor! Allah'ın verdiği canı sen nasıl alırsın? İnsanmış, can taşıyormuş! Oğlunu öldürürken düşündü mü bunlar o? Acımadan kıyıverdi canına, cezasız mı kalsın? Cezayı siz değil, kanun verir! Kanun bıraktığına göre suçsuzdur! Ana, kanun vermedi onun cezasını! Çok ucuz kurtuldu bu işten! Eğer biz de vermezsek onun cezasını, yüzümüz kara çıkar hemşerilerimize karşı! Evladımsınız! Parmağınız kesilse yüreğim cız eder! Ama anlayan kim? Bilirim sizi! Siz kardeşinizi değil, kendinizi düşünüyorsunuz! Kabadayılık şanınıza leke sürüldü sanıyorsunuz! Toplanın, pavyona gidiyoruz. Oğlum! Erol'um! Erol'um! Sen bari uyma bunlara! Üzme ana kendini! Abimlerle gitmem lazım.
adını can damarım dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Kan tükürsün adını candan alan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Bravo, çok güzel söyledin. Aferin sana kızım. Bu akşam bu şarkıyı okuyacaksın. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Geç kaldın. Seni eve bırakayım. Hadi benim güzel kızım. Seni ne öksürüp duruyorsun be? Havalar malum, üşütmüşüm. Azdı gene öksürük. Ne oldu acaba? Kabadayılık öksürüklü heriflerin eline düştü galiba abi. Allah kahretsin bütün öksürüklüleri. Pis herif. Hey, kendinize gelin. Attırma benim ters tepemi. Bu dükkanda maraza istemem. Ne yaptık be reis? Arkadaşı birine benzettik, şaka yapalım dedik. Öksürüklü birine değil mi? Yutmam bu ağızları! Bu saçları değirmende ağartmadık. Estağfurullah, hürmette kusur mu ettik? İhtiyarladık ama daha ölmedik. Beni iyi dinle. Git kozunu başka yerde pay et. Merhaba. Seninkini arıyoruz. Bugün tahliye olmuş. Onun için geldik buraya. Nerede olduğunu bilmiyorum. İçeriden çıkınca ilk gideceği dükkan senin ev. Bilmiyorum dedim. Yeter artık. Kızı rahat bırak Nuri. Sen bu işe karışma reis. Bana bak. Hemen şimdi git söyle buraya gelsin. Hadi. Burada çıngar istemem ben. Merak etme. Allah kahretsin. İstiyorum sana. Artık tahammülüm kalmadı. Ne söylemek istiyorsun? Terk edelim bu şehri. Yeni beladan kurtuldun. Bir başkasını arama. Her gün ölüm korkusuyla hayat mı bu?
Azrail'le dalaşmak zevk mi veriyor sana? Bak, bak gene öksürüğün arttı. Tedavi olman lazım. Dinle beni. Gidelim buradan. Madem ki beni ziyarete gelmişler, gitmezsem ayıp olur. Bugün gelmeyecek galiba. Hadi gidin de biz de işimize bakalım. Ayıp olmaz mı? Eceli omuz silkmekle kahraman mı oldun? Ölmek kolay, cesaretin varsa insan gibi yaşa. Fazla konuşun. Ölmüşlerin türküsü. Kendini hatıraların mezarına gömmüşsün. İnsan mısın sen? Unut, unut onları. Bir kadın, bir çocuk. Bana bak. Bir daha onları ağzına alma. Eğer alırsan öldürürüm seni. Yalvarırım sana, gidelim. Terk edelim buraları. Seni öldürürlerse dayanamam. Anla beni ne olur. Her an ölü olarak getirilişini bekliyorum. Yetişir bacı. Ölesiye, deliresiye seviyorum seni. Gidelim ne olur. Gidelim burada. Hayır. Madem ki beni bekliyorlar, gideceğim. Unut onları. Gidelim bu şehirden. Ne var bizi bağlayan burada, söyle. Ben bu şehirde öleceğim. Dükkandan maraza istemem. Gidin, kozunuzu dışarıda paylaşın. Niye maraza çıksın reis? Beni arıyorlarmış, geldim. Konuşacakları vardır belki. Konuşacaksanız dışarıda konuşun. Benim başımı belaya sokmayın. Sizi dinliyorum. Aramıza kan girdi. Bunu temizlemek lazım. Gücü gücü yetene. Allah ya sana verir, ya bana. Durun lan! Ne arıyorsun sen burada? Bırakın silahları! Davacıyım, bıçak attı, kardeşimi yaraladı. Beni bile vurabilirdi, kasti var onun bana. Utan be! Senin erkekliğin bu mu? Kendini korudu! İlk siz çektiniz tabancayı ona! Kalk!
Kardeşin daha ölmemiş. Merak etme, yaşıyor. Hadi toplanın bakalım, bunları mahkemede anlatırsınız. Gene nefsi müdafaa değil mi? Gene nefse müdafaa. Ne türlü olursa olsun cana kıyıyorsun. Anlamıyorum. Sen göründüğün adam değilsin, bu kadar kısa zamanda değişemezsin. Kitaplar değişiklikte terakki vardır derler. İlerledim galiba. Bırak bu numaraları, yutturamazsın bana. Çocukluktan beri tanırım seni. O zaman tanıdığın Kemal değilim ben. Daha birkaç sene önce ayrıldık senden. Niye değiştin, niye böyle oldun? Anlatmak istemiyorum desem. Kalk biraz dolaşalım istersen. Bir dönebilsek. Akşamlar eve zor giderdik. Bir gün annen... Bana annenden bahsetme! Neden? Neden bu kadına zulmediyorsun? Yes! Bırak bu bahsi! Anne sevgisi, anne şefkati... Bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ben bunları senelerce önce kaybettim. Bir parça şefkat için neler vermezdim. Sus, sus! Allah için sus! Bunu sen hazırladın! Annendir. Hayır! Annendir dedim sana! Hayır! Hayır! Dön evladım evimize, dön! Yapamam anne, yapamam! Hayır! Annenim senin, dayanamıyorum! Yetsin bu acı, yetsin bu hasret! Dön evimize! Unut beni anne! Kaybolmuş bir insanım ben! Bana... Annene mi söylüyorsun bunu? Bir ana evladını unutur mu hiç? Öldü kabul et beni! Yaşayan ölüden ne farkın var zaten? Ölüler unutulur anne! Sen niye unutmadın? Ölüler için bir hayatı harcadın! Sen unut! Unut ölüleri! Onlar benim her şeyimdi anne! Her şeyim anne, her şeyim! İnsan tükenmez be teyze, tükenmez!
günden beri benden kaçıyor. Suçlu görüyor beni. Neden? Ben istemiştim gezmeye gitmelerini. Zorlamıştım adeta. Gittiler ve gelmediler. Otomobil kazası. Çok içiyorsun. Başka ne yapabilirim? Kendine gel. Koca bir ömür mezar taşları arasında tüketilmez. Yaşaman lazım. Ya yaşamak istemiyorsam? Yalan söylüyorsun. Kaç kere öldürmek istediler, niye ölmedin? Neden silahına sarıldın? Sen ölümü değil, ölenleri özlüyorsun. Bırak, bırak bu bahsi. Hayır! Dinleyeceksin beni! Sen ölenlerin yasını tutuyorsun. Esas yaşayan, matem tutanı düşün. O kadın seni şimdiden kaybetti. Anan o senin! Hakkın yok onu öldü çektirmeye, hakkın yeter. Yok! Yeter! 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 Yeter değil mi? Yaşayan bir insanın matem tutmasını düşünebiliyor musun? Her gün sevdiği insanın ölüm haberini beklemekte. Her gün gelecek o kanlı gömleğini gözlemekte. Yeter! Seni koltuğuna oturtayım. Gene ne yaptın kıza? Hiçbir şey. Sadece ölmek istiyorum. Nasıl olsa gebereceksin. Hadi geber de bari sen de kurtul, anam da kurtulsun. Defol! Defol! Defol git buradan! Karışma bana! İstediğim gibi yaşarım ben. Bir de sen ukalalık etme. Yeter be, yeter! Demek öyle. Evet öyle. Defol git buradan! Bir daha da işlerime burnunu sokma! Defol! Defol! Murat! Bütün sevgi tohumlarını yitirmiş bir insanı hoş gör. Sen arkadaşımsın, kardeşimsin. Bırak hayatımı istediğim gibi yaşayayım. Bu kızın da hayatını kendimle beraber zehir ettim, biliyorum. Senin sinirlerin çok bozuk. Gel biraz dolaşalım. Açık hava iyi gelir.
Seni bizim eve götüreyim, rahat edersin. Daha fazla borçlanmak istemem. Annene gitsen, bakarsana iyi olursun. İyi olmak isteyen kim? Yatarken daha iyi düşünüyor insan. Tek hakikat var hayatta, ölüm. Ne bekliyorsun, öl öyleyse? Yapabilsem, bir yapabilsem. Senden bir ricam var, artık silah kullanmasan başın tekrar derde girebilir. Haklısın. Söz veriyorum. Mezarlığa gitmek istiyorum. Epey zamandır yalnız bıraktım onları. Beni anlarsın. Hoşça kal.
Hoş geldin. Telgrafımı aldın galiba. Cevabını kendim getireyim dedim. İyi yaptın. Cevabını kardeşlerim de duysunlar. Kendini, gör şunun hesabını! Hadi abi! Silahları şuraya! Sen de mi itliğe başladın? Şey abicim, adam olacaksın! Adam olacaksın! Adam! Çıkarmayacaktın. O yaptı. Haneye tecavüz, mekanımda öldürmeye geldi beni. Hayatımı kurtardın. Ah, tebrik ederim. İyi ki farkına vardın. Değersiz bir şey için kimseye borçlu kalmayı sevmem. Bir gün öderim. Hadi, bütün kardeşlerini topla. Gidiyoruz. İyi çalış. Geçen sene güm, bu sene de güm güm, ondan sonra ben de senin kafana güm güm güm! Merak etme dedeciğim! Hmm. Merhaba baba! Merhaba oğlum! Günlük raporu ver bakalım! Türkçeden 5 aldım! Şişko Nuri ile Topişan cezaya kaldı! Aferin Necdet'i kedi tırmaladı! Sonra hepinizi de Zehra teyze kovaladı ya! Hayrola? Ne var yani? İyilik edelim dedik. Anlamaz ki. Başlarım ha! Hani onun kedisi var ya Tekir? Çok kirlenmişti. Biz de ne yapalım, çeşmede yıkadık kediyi. Ne? Kediyi çeşmede mi yıkadınız? Tertemiz yıkadık hem de. Sonra Zehra teyze sofayla kovaladı bizi. Ah! İyilikten anlamıyor değil mi? Yine hadise var, Kemal Nuri'ye baskın vermiş. Nasıl olmuş bu iş? Gazetede okuduğun gibi. Yahu ne biçim adamsın sen? İnsan iki lafla ne olup ne bittiğini anlatıverir yahu. Ben böyle şeyler anlatmayı sevmiyorum. Onları yakaladın değil mi baba? Evet. En iyi arkadaşımı tevkif ettim.
Merhaba. Merhaba. Çok üzüldüm. Benim yüzümden oldu her şey. Senin kabahatin yok. Olacağı varmış. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yatacak yerin iyi mi? Dışarıdan bir şey istediğin var mı? İstersen sana her gün evde yemek yapıp getireyim. Sevdiğin yemekleri yapardım. Kirli çamaşırların varsa onları götüreyim. Yıkar getiririm. Yok. Pek yemek yemiyorum zaten. Murat'la konuştum. Çok az bir cezayla kurtulacak dedi. Bir haftaya kadar tahliye olurmuşsun. Bana da söyledi. Vakit tamam. Hoşça kal. Güle güle. Kendine iyi bak. Kemal. Sırtını terletme. Tekrar öksürüğün başlayabilir. Yazık oldu. Biricik evladım benim. Hapishane köşelerinde ömrünü tüketecek. Üzülme teyzeciğim. Onu kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Zaten dün gece krizi tutmuş, gene revire yatırdılar. Ne? Vah, zavallı yavrucuğum vah. Kim bilir ne haldedir şimdi. Durumu iyiymiş. Gel, gel seni onun yanına götüreyim. Neden geldin buraya? Neden? Rahat bırak beni! Kendine gel, ne biçim konuşma o? İstediğim gibi konuşurum, karışma bana, karışma! Bana bak, hastasın, münakaşa etmek istemiyorum. Terbiyene takın, annenle hürmetli konuş. Hürmet sevgiyle olur. Sevmiyorum seni, istemiyorum! Gelme bana! Benim hayatımda yerin yok senin. Hayvanlığı bırak, annen bu kadın senin. Bir zamanlar öyleydi, şimdi değil. Karım, oğlum... Sebep... Sebep o! Seni görmek istemiyorum, git buradan! Hadi durma! Durma, git buradan! Ulan hasta olmasan kırarım çeneni senin. Keşke, keşke yapabilsen. Ama, ama bu neyi değiştirecek? Neyi? Üzülmeyin teyzeciğim, kendinizi harap ediyorsunuz. Hastalığından dolayı ne yaptığını bilmiyor. Bana da sert davranıyor, onun kusuruna bakmayın. Kızım benim, o kovsa dahi... Benim görmemi temin ettiğin için sana çok teşekkür ederim. Ana yüreği, ne kadar üzüldüğümü bilemezsin. Beni kovsa da, dövse de gene de benim yüreğimin parçasıdır o. İleride anne olunca sen de benim durumumu anlarsın. Bir dakika. Eğer müsaade ederseniz, size bundan sonra anne diyebilir miyim? Ay yavrum! Ne oldu? Kemal'in vaziyeti nasıl, iyileşiyor mu? Bugün daha iyice, ama annesi... Ne o? Hala annesiyle konuşmuyor mu? Maalesef eskisi gibi kadıncağızı gördüğü yerde kaçıyor. Yazık. Ne zaman çıkıyor? Yarın çıkacak. Baba, yarın Kemal amcaya ben de gidebilir miyim? Zaten yarın sen gideceksin, benim işim var.
Uzaktan da olsa bana Kemal'imi gösterdiğin için çok teşekkür ederim evladım. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Nerede o? İçeride. İki tane alacağız. Suyumu bekliyorum. Senin hayvandan farkın yok utanmaz herif! Ne hakkın var o kadar bu kadar acı çektirmeye ha? İnsan olarak bir sürü vazifelerin dururken kendi içine kapanmış herkesi parmağınla oynatmaya ne hakkın var ha? Söyle, ne hakkın var? Seni gebertinceye kadar döveceğim! Öldüreceğim seni! Öldüreceğim, anlıyor musun? Seni insanlığın yüz karası! Yeter, yeter artık, yeter! Başımı belaya sokma benim! Beladan korkuyorum ben! Sen beladan değil, asıl insanlıktan korkuyorsun! İnsanlardan korkuyorsun! Anandan özür dileyeceksin! O kadını mutlu edeceksin! Özür dileyeceksin anandan! Hayır, yapamam! 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 Atilla! Yapamam! Hayır, hayır! Her şey onun yüzünden oldu! Karım onun yüzünden öldü! Çocuğum onun yüzünden öldü! Yapamam diyorum sana, anlıyor musun? Yapamam! Hayır, yapamam! Yapamam! Yapacaksın, hem de şimdi, hemen yapacaksın! Hayır, hayır, hayır! Zorla da olsa götüreceğim seni! Yapma! Yapma! Gelme üstüme! Gelme! Otuz seneden beri birbirimizi tanırız. Ta futbol oynadığımız günlerden beri. Delikanlılıktan. Kan kardeş olduğumuzdan beri hiç birbirimizi kırmadık, kötü söz etmedik. Senin anan benim anamdı. Öyle, seninki de benim anam. O kadar çok birbirimize yakındık, dosttuk, kardeştik. Şimdi... Birbirimizi yiyoruz. Hem de kıyasıya, 30 senedir ilk defa. Ne yapalım, benim de karım öldü. Ben de yalnız kaldım ama yaşıyorum. Ama çocuğun var. Atilla var. Onunla birliktesin. Onun için bunu benden isteme. Yapamam. Yapamam, yapamam. Senin de annen var. Seni seven, seni her an düşünen, uzaktan da olsa seni görüp mutlu olan bir annen var. Sana her şeyini vermiş, hayatını adamış bir kadın var. Bütün bunlar varken hayattan bıkman, ölmek istemen niye? Yaşamaktan korkman, ölümü araman neden? Gençlik resimlerini bıçaklaman neden? Söyle! Ne olur beni yalnız bırak Murat! Yalvarırım yalnız bırak! Yalvarırım git! Alo! Nasıl? Peki, hemen giriyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Doktor baktı mı? Evet, baktı. Ama hiçbir şey söylemedi. Nasıl hissediyorsun kendini? Şimdi daha iyiyim. Ben doktorla bir konuşayım. D-
Düzelmemesi için hiçbir sebep yok. Yalnız bunun bizim tedavimizle ve ilaçla olacağını pek zannetmiyorum. Sebep? Çünkü hastanın ilaçla tedavisinden ziyade ruhen tedaviye ihtiyacı var. Yani psikolojik tedavi. Aşağı yukarı bu tedavi de başlamış durumda. Tedavisinde o hanımın çok faydalı olacağını sanıyorum. Yalnız benim kanımca hastanın bir şeye daha ihtiyacı var. Ben buldum. Sana bir arkadaş getirdim. Merhaba. Nasılsın bakalım? İyiyim. Yaralı kalp kırık sazım,
geldiniz. Hoş bulduk. Kemal amca bak sana ne getirdim. Bakalım ne getirdin. Sakın bomba falan olmasın. Havaya uçarız ha. Çok güzel. İkimiz mi oynayacağız? Tabii, kendine güvenim varsa. Ben seni yenerim ama. Belli olmaz. Hadi bakalım, başlayalım görürüz. Hadi bakalım. Siyahlar benim, beyazlar senin. Mızıkçılık yok ha. Bravo doğrusu. Hatta çok kısa zamanda şaşılacak derecede iyileşti. Artık burada kalmasına lüzum dahi yok. Yarın derhal taburcu olabilir. Bu iyileşmede hanımla oğlunuzun rolü büyük oldu sanıyorum. Herhalde doktor. Ah, öyleyse yarın Kemal'i çıkarabilirsiniz. Benim bağrım kan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Anam bile okşasa benim bağrım kan olur. Söyle adamlarına da bir şeyler getirsinler. Allah kahretsin! Hahahaha!
Dalaşma benimle. Bir daha aynı şeyi yaparsan öldürürüm seni. Öldür bakalım. Hayrola beyler? Verdiğin sözde durmak zor galiba. Bir daha aynı harekette bulunursanız hepinizi içeri atarım. Kendi işinize baksanız iyi olur. Biliyorsun, her geceki gibi. Çok yoruyorsun kendini. Hastalığın ilerleyecek. Biraz dinlensen. Hastaneden yeni çıktın. Bol uykuya ve istirahate ihtiyacın var. Biliyorum. Nedir bu halin senin? Halimi ne yapacaksın be abi? Sen istikbale bak! Bence pek parlak görünmüyor seninki! Yürü yere! Biraz fazla kaçırmış. Ne de olsa genç, dayanamamış. Allah senden razı olsun oğul! Ah yavrucuğum, yollarda rezil olacaktı! Bana bak, ezerim seni! Ben sana adam ol dedim, bildiğinden şaşmadın! Kabadayılı heveslendin, adam olacaksın! Doğru söylüyor bey oğlum! Doğru söylüyor! Kim fayda gördü o hallerden? Yardım et bana evladım! Hiç olmazsa bunu kurtaralım! Sana söz veriyorum, kurtaracağız! Sağ ol, sağ ol yavrum! Vay vay! Bu ne şeref sizi bizim evde görmek! Kardeşin sarhoştu, onu getirdim. Ah, çok teşekkür ederim, zahmet olmuş. Bırak bu numaraları, yutmam ben! Uzun zamandır peşinizdeyim, ne dolap çevirdiğini biliyorum. Yoksa tevkif mi edeceksin beni ha? Acaba suçum ne? Kendini akıllı sanıyorsun ama değilsin. Vazgeç bu yollardan. Belki acılı günler geçirdin ama kurtuluş yolu bu değil. Kanun ensene yapışacak bir gün, hem de yakında. Onun için vazgeç, namuslu ol. Biraz önce annenin gözyaşlarını gördüm. Kendini acımıyorsan, bu zavallı kadına acı. Fazla olmuyor musun? Hususi hayatıma giriyorsun. O kadına acıyorum, onun acı çekmesini istemiyorum. Thank you.
Sevmedim bu polisin ağzını. Çok şey biliyor. Boşluğumuzu kolluyor. Alalım öyleyse boşluğunu. Ne alıyorsun be? Hangi memlekette yaşıyorsun? Bir planım var. Hı? Sende hiç utanma yok mu, ha? Sen nasıl, dedene böyle şeyler yapabiliyorsun? Aslan dedeciğim, darıldın mı bana? Hı. Hadi öp beni de barışalım. Aslan dedeciğim. Ne oldu dedeciğim? Ne istiyorsunuz? Çocuk! Gebermek istemiyorsan kes sesini! Ulan senin tabancandan kim korkar? Sen gebertirim. Atilla! Baba! Baba! Oğlum, Atilla'yı kaçırdılar. İyi baba olamadım. Torunumu dahi koruyamadım. Yapma oğul, yeter!
Kendini de beni de her gün öldürdün. Sana ne yaptım ben? Ne yaptım da sevginden mahrum ediyorsun beni? Şurada yatanlara bak anne. Beni de gömdün onlarla. Onlardan farkım sadece ayakta durabiliyorum. Niçin bakmıyorsun onlara? Neden elini sürmüyorsun bu topraklara? Neden? Yeter! Yeter, suçlama beni artık! Bir tek sen varsın benim için! Bütün gece seni bekledim! Yaşadığını bileyim, yeter! İki senedir yaşamıyorum ben! Doğru! Evlat acısını sen de tattın! Senin evladınım ha, yaşıyorum! Ama benim evladım, karım! Senin acın benimkinden de büyük oğul! Biliyorum ama elden ne gelir? Doğru, elden ne gelir? Artık her şey düzelecek, her şey! Ben de yaşayacağım! Oğlum! Bana bir kanyak ver. Hiç içki içen adam görmedin mi? Senden bir ricam var. Silah kullanabilir miyim? Müsaade eder misin?
Sen buradan ayrılma. Ben arkaya bakayım. Tamam, oldu. Gelme! Gelme! Geliyorum! At silahını! Gelme üstüme! Gelme! Adam olacaksın! Adam olacaksın! Adam olacaksın! Adam olacaksın! Abilerin gibi serseri olmayacaksın! Şimdi doğru eve! Annen seni özler! Hadi! Murat! Sen hemen bir yerden polise telefon et, ben Kemal'in yardımına gidiyorum. Peki. Hadi. Çok uğraştın Nuri. Ne zaman üzerime geldinse hep beladan kaçtım. Beladan kaçmadın Kemal. Asıl hep belanı aradın. Unutmadım yaptıklarını. Hülya ile Atilla neredeler? Onlardan ne istediğini de kaçırttın. Korkma. Onlara bir zarar gelmedi. Üstelik madem ki seninle şimdi karşı karşıya kaldık, istediğimiz gibi kozumuzu paylaşabiliriz. Eski bir oyunu tekrarlayacağız. Nasıl? Üçe kadar sayacağım. Birde silahları aşağı indireceğiz. İkide sola beş adım yürüyeceğiz. Üçte ise ateş. Kabul. Bir. İki.